Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şeyin illa indena hazainuhu ve ma nunezzuluhu illa bi kaderi ma'lum. Ayetinin bir nüktesi ve bir ism-i azam veyahut ism-i azamın altın nurundan bir nuru olan ad isminin bir cilvesi. Birinci nükte gibi Eskişehir hapishanesinde uzaktan uzağa göründü. Onu yakınlaştırmak için yine temsil yoluyla deriz. Bir bak benim o şeyde lemalarım getirmiş miyim? Masada varsa getirsen iyi olur. Şimdi Ümit'in buradasın, matematikçiyim. Adlı olunca ona ihtiyacımız var şimdi. Şu kainat öyle bir saraydır ki, bu sarayda soru soracağım Ümit'im. Şey için değil yani. Hakikaten ben düşünceni öğrenmek istiyorum. Bu kainat öyle bir saraydır ki, dolayısıyla insan da böyle. O sarayda mütemadiyen tahrip ve tamir içinde çalkalanan bir şehir var. Ve o şehirde her vakit harp ve hicret içinde kaynayan bir memleket var. O memlekette her zaman meft ve hayat içinde yuvarlanan bir alem var. Şimdi şu. Bir saray varmış. Sarayın içerisinde bir şehir varmış. Şehrin içerisinde memleket varmış. Şöyle diyeyim. Burası Ödemiş. Ödemiş. Ödemiş'i kafandan sil. Bir saray düşün. Sarayın içerisinde Ödemiş var. Ödemiş'in içinde İzmir var. İzmir'in içerisinde alemler var. Böyle git, hep içinde. Bu saray nerede şimdi? Yani bütün alemler, yani bir saray varmış. Sarayın içerisinde şehir varmış. Aslında ters. Şehirde saray olur. Buradaki mantığımız bu. Burada. Ben şu kadar bir şey yapayım, sonrasına bırakacağım. Kimine Cenab-ı Hak senin önüne ver. Yani bizim mantık kuruluşumuz, küçüklükten beri öğrendiğimiz bir sistem var. Sebep-sonuç ilişkisine göre kurulmuş. Bunun tersi bir şey çalışırsa, duyarsak, buna mantıksız diyoruz. Her şeyin, yani doğruluğun kaynağı mantık değildir işte. Hani ters de oluyor mesela, mantık olursa iki kişinin arasındaki mesafe, mesela ben ona yanaşacağım. 2 metre var. 2 metre almam için ilk önce yarım metresi, şey, 1 metresini almam lazım. Yarısını almam lazım. Yarısını gitmem için onu da yarısını almam lazım. Onu da yarısını, böyle yarı 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 sonsuz olur ki hiç mantıken ulaşamazsın adama. Yani mantık bu. Şimdi bir daha. Bizim mantık kuruluşumuz sebep sonuca endekslendiği için böyle kurulum. Çünkü oysa akla başka önermeler, başka sistem de koyabilirsin. Yani eskide bir Windows vardı, Linux çıktı. Vesaire bir sürü yazılım şirketleri var. Ama eskide tekti. Bizim kafada düşünmeden büyüyen bir kafa, mekteplerden öğrenen bir kafa, sebep sonuç ilişkisine kurulduğu için sebepsiz sonucu düşünemiyor. Oysa sebep bahanedir, hiçtir, perdedir, zahiridir. Şimdi bir saray varmış. Bu mantığa ters. Sarayın içinde şehir var. Şehrin içinde memleket var. Memleket içinde alemler var. Bu nasıl oluyor efendim? Sen ne düşünüyorsun sevgili Ümit? Şimdi benim görüşüm matematikte matematik sonsuzdur. Sonsuz şeylerin sonlu parçaları olmaz. Sonsuzun? Sonsuz şeylerin sonlu parçaları olmaz. Mesela elmanın bir parçası da elmadır. Bir şey sonsuzsa bir parçası da sonsuzdur. Şimdi mesela sayılar sonsuzdur. 1 ile 2 arasındaki sayılar da sonsuzdur. Oysaki sayılar sonsuzdur. Sen bir parçasını alayım bu kısmı sonlu diyemezsin. Çünkü tamamı sonsuz. Sonsuz şeylerin sonsuz parçaları olur. Yani sonsuz şeylerin sonlu parçaları olmaz. O yüzden
Ben bir parça aldım. O yüzden bu ondan daha küçük. Böyle bir, yani matematiksel açıdan böyle bir vazife kurulmaz. Sen nasıl tanımladıysan, o hani 1 ve 2 bizim tanımladığımız şeyler. Biz tanımladık bunu. Sonradan baktık ki bu sonsuza kadar gidiyor ve sonunda yok. Yani sayılar sonsuzdur ama 1 ile 2 arasındaki sayı da sonsuzdur. O da sonsuz. O zaman 2 sonsuz, hangisi büyüktür denilemez. Denilemez. Yani sonsuz şeylerin, yani asıl şey bu, tanım bu. Sonsuz şeylerin sonlu parçaları olmaz. Bir çubuk sonsuza gidiyor, ben bunu son alayım, şu kısmını alayım, burası sonlu, onu diyemez. Hani mantalite olarak, mantık olarak bu şekilde. Oradaki, ben öyle bir şey hissettim. Hani bir sonsuz bir şey var, içine giriyorsun, başka bir sonsuz var. O şehir dediği de aslında bir şehir gibi dar bir şey değil. İçinde bir şehir var, içinde bir alem var. Alem de sonlu değil. Şehirden kasıt naçizane, yani bir insanın bir şehri dolaşıp da yakalayabileceği kadar şeyler onun içinde var demek benim görüşüm. Onun içine girdin mi, alemi dolaştan neyi yakalarsın, o onun içinde var. Sen onu küçük deyip, ya burası bir saray deyip girmeyip, bu her şey için böyle. Mesela hani Allah'ın cami ismi var, her şeyi bir yere toplamış, yani alemi bir saraya bu şekilde toplamış. Hani mesela son şeyde ceviz ve şey örneği veriliyor. İnsanın beyniyle ceviz içi eşit, yakın görünüyor, benzer görünüyor. İşin içine, cevizin içine girmeye başladığında insana yakın bir şeyler çıkmaya başlıyor. Birden ceviz insana dönmeye başlıyor. Çünkü cevizin kabuğu kafatasına benziyor. Cevizde omega 6 var. İnsanın kafası omega 6 ile çalışıyor. Yani beyin omega o yağı istiyor. Ve o yağ sadece cevizde var. Niye portakal diyor? Bir bakıyorsun, yani önerme kurmaya başladıkça ceviz üzerinden yani beyni atıf yapılıyor. Belirgin bir şekilde. Orada bir alem çıkıyor. Sen ceviz diyorsun ama bir şehir çıkıyor. Biraz daha derine giriyorsun, bir alem çıkıyor. Şeyde yapmışlar değil mi bu? Uydudan çekilen bir şehir, Amerika'da bir şehir, şehirde bir şey, bir bölge, bölgede bir orman, ormanda bir ağaç, ağaçta bir yaprak, yaprakta bir hücre, hücrenin içine giriyorlar, sanki o girdiği honinin dar, ondan sonra korkunç, baktığı yerin aynı yerine çıkıyor. Yani uydudan çekilen bu realite ilmi, dünya, devletler, Amerika, bir eyalet, şehir, orman, tek bir ağaç, yaprak, yaprakta bir hücre. Bitti. Bundan sonra baktıkları zaman geldikleri yolun aynısı. Bu da bize gösteriyor ki gelen, yani süreç, yaratılış süreci orada bittiği zaman, bittiği yerden yaratılış sürecinin başlangıcı oradan başlıyor. Yani şu, eskide biz mektep okurken atom maddenin bölünebilir en küçük parçası biliniyordu. Daha bir şey yok. Şimdi biliyoruz ki aslında altına, nötronlara girdiğin zaman parçacıklara, yani ondan sonra tekrar bir alem başlıyor. Demek ki bizim mantık kafa kuruluşuna göre atom bitmişti. Ama başka bir kuruluşa göre yeniden bir alem başlıyor. Yani o zaman bize şu veriyor. Sebep sonucu her zaman iktiza etmez ve sonuç sebebe mahkum değildir. Onsuz da olabiliyor. Çok da ne var? Yani sebepsiz. Sebep sonuç bizim zannımızla alakalı. Biz hani insanlığımız bizim şahsımızdan değil. İnsanlığın zannı. Hani biz öyle bir şey görüyoruz. Bu bununla oldu. Sebep sonuç ilişkisini biz kuruyoruz. Biz nispi, yani fikirlerimiz nispi çalıştığı için nispet ederek bir fikir beyan edebiliyoruz. Bir muvahhidi kıyası gibi yani. Hani bizim mutlak bir ilmimiz yok. Nispi ilmimiz var. Biz onunla karşılaştırıp bu bundan büyük, bu bundan küçük. Bu daha akıllı, bu değil. Bu daha büyük, bu daha değil. Ancak biz nispeten gittiğimiz için mutlak bir bilgi yok. Diyor ki, devam edeyim. Diyor ki, o şehirde her vakit harp ve hicret içinde kaynayan bir memleket var. O memleket her zaman meft ve hayat içinde yuvarlanan bir alem var. Bundan sonra devam ediyorum.
Halbuki o sarayda, o şehirde, o memlekette, dört, o alemde, o derece hayretengiz bir muvazene, bir mizan, bir tevzin hükmediyor. Yani harika ya, şuraya bak. O sarayda, o şehirde, o memlekette, o alemde, dört. Saray, şehir, memleket, alem. Ne varmış orada? Harika bak. Hayretengiz bir muvazene var. Muvazene? Denge. Denge var. Matematik var. Muvazene, vizin. Yani şuursuz şeyler şuurlu hareket ediyor. Yani dengeyi koymuş. Şuursuz şeyin şuuru hareket etmesi gene sebep sonuç ilişkisine ters bir şey. Hani biraz önce dedik ya, yani bizim mantığımız sebep sonuç ilişkisine kurulmuş. Ama bir kere sebepler şuursuz, netice şuurlu. Sebep sonuç ilişkisi değil şimdi burada. Onu ortadan kaldırıyor. Değil mi? En büyük mesele bu. Mesela şuursuz şey şuurlu hareket yapıyor. Sebep sonuç ilişkisi yok. Mesela akılsız şeyin akıllı iş yapması. Cansız bir şeyin hayatta vazife yapması. Gözü meydana getiren parçacıkların, atomların hepsi kördür. Ama gözde iş yapıyor. Değil mi? Şimdi bu nedir? Harika bir şey tabii. Muvazene var yani. Acayip bir denge var. Denge itibari. Nereden biliyoruz denge? Çünkü sanat ortaya çıkıyor. Mükemmellik ortaya çıkıyor. Mesela gözü meydana getiren zerrelerden bir tanesi vazife yapmasa görme şeyi bozuluyor. Ama birbirlerine sanki omuz veriyormuş ki. Başka bir tanesi söyleyeyim. Teavun hakikatidir diyor usta. Yani şuursuz sebeplerin şuurluymuş gibi yardım ediyor. Teavun, yardımlaşma. Ne diyor ki yardım? Biz akıllı insanlarız, akrabayız. Bir de merhametimiz de var. Bir de senin ihtiyacın olduğunu hissediyorum. Gene yardım etmiyorum. Hatta yetim, dül kadının elinden alıyoruz. Kardeşimiz vefat etti diye yeğenlerim, kardeşim ortaktı. Yeni oldu da başıma geldi. Zonguldak'ta birisi arıyor. Kardeşler ortak ama bunun üzerindeydi. Abisi vefat ediyor trafik kazasında. İşte bir bakıyorlar birkaç sene sonra hep gene aynı devam ediyor. O ufak kardeş hepsini üzerine geçirmiş, yeğenlerine vermemiş. Yani bakın insandır, akrabadır, merhameti de vardır ama zulmü yapıyor. Ama baktığımız zaman şöyle mevcudata, akraba değiller. Güneş mesela suyla akraba değildir. Merhametleri yoktur. Kendisinde, kendi varlığından haberdar değildir. Ama yaptığı işi bilmesi lazım. Böyle işte yapıyor. Şöyle düşündüğün zaman her şey ama her şey sebep sonuç ilişkisini ortadan kaldırıyor. Niye birbirine yardım ediyor? Niye ağaç beni tanıyor? Niye toprak bana uygun bir tane meyve çıkartsın? Bulut orman. Evet. Bulut orman gibi. Bu neymiş? Muvazene. İki, bir mizan var. Mizan. Yani birbirine vezin ama bir de mizan şu. Organlar birbirine intizamlı. Benim karaciğer, böbrek, dalak vesaire intizamlı. Ama bu intizamlı olanların bütünlüğü mizanlı. Mesela mevcudat, güneş, toprak, hava, su, nefes, ses, hepsi birisi birbirine karşı intizamlı. Ama bütünsel itibariyle mizanlı. Şimdi karaciğer, böbrek, dalak, akciğer vesaire birbirine karşı intizamlı. Mustafa. Sonra bu intizam bütünlüğü, mizan kainatta alışveriş yapıyor. Sebep sonuç gene yok. Yani şuursuz gene. Ve bir tevzin hükmediyor. Yani bir tevzin. Tevzin nedir? Muvazene demeye fark olabilir. Süslemem mi tevzin? Vazifelendirmek ya. Evet, tevzin hükmediyor. Tevzin. Tevzin. Ve ben ifade yapamadım. Kusura bakma. Vazife yapmış. Yani ama öyle bir vazife ki ne yaptığını bilmiyor. Hakan ne yapıyor ya? Evet. Yani bir insan ilk önce kendini tanımlayacak. Kendisini yüklenen vazifeyi bilecek. Sonra
vazife şinaslı, kendisine bu vazife verildiğini idrak edecek, şuur edecek. Ondan sonra yapmak isterse yapacaktır. Yani insan kadar şuurlu bu mevcudatta hiçbir şey yoktur. Ama insanın bulaşık eli nereye girmiş hep karıştırmıştır. Şuur azaldıkça sanat mükemmel oluyor. Bu da sebep sonuç ilişkisini ortadan kaldırandır. Ondan sonra sana bırakacağım. Bir, Üstad buna üç tane örnek veriyor. Diyor ki, Hutbe-i Şamiye'den söylüyorum. Ne olur bir düşünün bunu. Arı, balı. Arının balı. Tamam. Narın meyvesi, insanın gökdeleni. Tamam, bir daha yapayım mı? Arının balı harika mı? Bu mu harika? Nar ağacının meyvesi mi harika? İnsanın gökdeleni mi harika? Arının balı. Arının balı da harikadır diyor. Evet, başka? Evet. Açık artırma geldi. Narın meyvesi. Şuursuz çünkü. Başka? İnsanın gökdeleni. Çok haklı. Ziyaruh değil. Çünkü gökdelen kardeş. Başka? Çünkü nara kaç para veriyorsunuz, gökdelen alamazsınız. Haklı. Başka? Başka kalmadı abi. Şu tarafı sardın içinde söyledim. Tamam peki abi. Şey yapalım. Değişik olsun, hepsi olsun abi. Peki. Arkadaşlar. Arı, bak dikkat ederseniz, şuurludan alayım. İnsan en şuurludur. En şuurlu insanın gökdeleni, biraz daha şuurlu, biraz alt seviye, arının balı. Hiç şuuru olmayan ağacın meyvesi. En şuurlu insandır. Ama sanatı cansızdır. Bina cansızdır. İkinci şuurlu olan ama insana göre çok düşük, arının. Çünkü şuur var gene. Yani şuur derken buraya mı konayım, buraya mı? Bundan mı alayım, bundan mı alayım? Bu kadar mı? İçgüdü. Ziruh diyebilir miyiz abi? Ziruh. Allah razı olsun. Ziruh. Yani tercih var değil mi? Onda da ihtiyar var. İrade yok ama yani gidiyor taşa konmuyor, çiçeğe konuyor. Zehre konmuyor, suya konuyor. Ha. Şimdi en şuurlu olan insanın gökdeleni cansız. Biraz daha şuuru düşük olan arının balı insanın sanatından daha harika. İnsan yapamıyor. Hiç şuuru yok. Hiç ihtiyarı yok. Nar dalında canlıdır. Şuursuzun elinde olan sanat eseri canlıdır. Nar canlıdır. Ama bal canlı değildir. Ve gökdelende canlı değildir. En kalite nardır. Çünkü canlıdır. Canlı ile cansız arasındaki fark, gökdelenle nar arasındaki fark gibidir. Bu da sebep-sonuç ilişkisini ortadan kaldıran bir önermedir. Ne diyebiliriz bu noktada mesela? Şimdi bu kainatta üç tane şey varmış. Muvazene, mizan, tevzin. Bir ve dahi ispat eder ki, bu hadsız mevcudatta olan tahavvulat ve varidat ve masarif, her bir anda umum kainatı görür, nazarı teftişinden geçirir bir zatın mizanı ile ölçülür, tartılır. Yoksa balıklarından diye devam ediyor. Ben tevzinde şey oldum. Şimdi şuur tamamen olduğumuzu, şuursuz olduğumuzu düşünelim. Şuursuz. Her şey şuursuz. Ve rastgele yaratılacağız. Tevzin diye bir şey yok. Vazifelendirme diye bir şey yok. Allah Allah. Mesela ne kötü olurdu ya. Şimdi göz görme vazifesini üstlenmiş. Göz görme vazifesini üstlenmiş ama mesela elim üstlenmemiş. Elim o ara görmeye çalışmamış. Mesela kulağım görmeye çalışmamış. Göz görmesine rağmen tam sağırdır. Kulak duymasına rağmen tam kördür. Hiç, oysaki çok yakınlar. Ya biraz da ben görme işini şuradan öğreneyim. Hmm. O senin vazifen değil. Sen yakın da olsan. Şuradan şuraya. Şuradan şuraya ya evet. Da buradan buraya koku. Ben koku. Biraz koku almayı öğreneyim. Orada nasıl olsa şey var. Yakında hücre koku almayı öğreniyor. Ben de öğreneyim ya. Ha, şuradan de şuraya değil mi? Buradan buraya. Ben de bunu öğreneyim. Tadı alayım biraz. Yapılışta maddeleri de aynı. Yani kökünde sonuçta aynı hücre. Evet, hidroje. Şeyi var. Tire diye ilçe var burada. Şimdi o ilçenin Japon ilçesi olduğunu düşün. Komple Japon olsun içinde. Buradaki insanlar Japonca öğrenir.
Yani tek tük insan en azından merhabayı, hadi geldin öğreniriz yani. Evet onu. Dibinde göz oluyor. 5 santim, çocukken hele 1 santim arada, hele doğarken milimetreler var. Milimetre yanında göz. Yani gözüyle kulak milimetre. Göz inşa ediliyor. Sen de duymayı yapmaya çalışıyorsun ama onun ilminden hiçbir şey sana ulaşmıyor. Tamamen tevzin sana ayrılmış. Sen görme işine karışmayacaksın denmiş. Sen duyma işine bakacaksın. Ve diğer vücudun başka bir organı da, ya ben de birazcık bir ucundan görmeyi denesem, yok. Duymayı denesem, yok. Ya da kalp mesela göze yardım ediyor. Kalp olmasa göz nasıl görecek? Ya da ne bileyim, birbirlerinin arasında yardım var. Orada mizan, yani arada bir yardımlaşma durumu var. Yardımlaşma durumu var ama birbirine bir şey aksetmiyor gene de. Yani o ona görmesine yardım edeyim, yok. Sen ona sen karışma, sen sadece yok. Biz bunu toplansak burada yapamayız yani. Hadi sen şu işi yap, sen şu işi yap. Birisi de kaldırır, ya ben de yapıvereyim der. Şuurlu olmamıza rağmen, ona rağmen şuursuzlar. Mesela kaşlar insanın, buradaki kıllar görmeye yardım ediyor sonuçta bir şekilde. Kirpik görme işine yardım ediyor. Yardım etmesine rağmen görmeye çalışmıyor. Evet yani bu kirpik veya şu kirpik yardım ediyor ama görmeye çalışmıyor. Öyle bir eğilimi de yok. Görme eğilimi de yok. Bu vazifeyi kimden almış? Bu vazife, bir vazifelendirilmiş bu işi. En başından vazifelendirilmiş bu. Çünkü ilk etapta başlamış bu. Çok ilginç ya. Bir tane döllenmiş hücre. Değil mi Ahmet? Döllenmiş hücre. Mitoz bölünme diyor. Bazıları diyor ki bana, abi cemaatler niye bölünmüş vesaire. Veya insanlar niye farklı? Ben bu örneği veriyorum. Bir anneden ve babadan gelen bir döllenmiş hücre. Bölünmediğini kabul edin. İnsan olur mu? O hücre büyüsün, büyüsün, büyüsün. İnsan olur mu? Olmaz. Ne yapıyor? O hücre bölünüyor 2'ye. 2, 4'e. 4, 16'ya. Mitoz bölünme. Yani parçalandıkça, yani bölündükçe göz çıkıyor, kulak çıkıyor. Buna değil mi? Bölünme ile detaylar çıkıyor. Bölünmediğini kabul ederseniz, anne babadan döllenmiş bir tane hücre, büyümüş, insan olmaz. Hocam bu balon olur abi. Hem kocaman bir balon olur. Doğru söyledi. Ama bölünürse, bölünmek gibi gözükürken aslında bütünselliğe geliyor. Tamamlı, kemala doğru gidiyor. Bölünüyor, kulak oluyor. Hatta çok ilginçtir. Organlar, ehli söylemişti, bilmem ehli var mı burada. Mitoz bölünmede ilk organları belirlenirken ilk kulak çıkıyormuş gözden önce. Kulak, çok ilgimi çekti. Allah Allah. Yani kulak. Yani demek ki ilk önce işit yani. Kelam. Evet, kelam. Evet, çok acayip. Yani fakat aynı bir hücrede dediği gibi bir tane eğilim göstermemiş. Kulak tam bir kör. Göz de tam bir sağ. Ama eğilim göstermemiş. O da benim yakınımda, ben de biraz şey yapayım buradan dememiş. Demek ki bir tevzim var. Ama hepsinin genelde de yani kulağın, gözün, burnun, elin hepsinin genelde de bir işitme şeyi var. Yani, sistemi var. Ha, birisi programı duyarak var. İşitiyor, birisi duyarak işitiyor, birisi koklayarak yani hissetme yani. Hani hepsinin de farklı bir şeyi var. Adı üstünde 5 duyu organı. Yani, evet. Yani şey var, vazifelendirme var. Hepsi mesela intizam dedik, mizan dedik. Hepsi intizamlı ve bütününde yine mizana bakıyor. Evet. Bütünseli tamamlamak için burada gizli bir el, ciddi bir el işliyor. Niye? Böbrek karaciğeri bilmez. Karaciğer dalağı bilmez. O bilmez, bir bilmez. Ama çalışmalarına baktığın zaman birbirinin işini tamamlar gibi çalışıyorlar. Tanıyormuş gibi çalışıyorlar. Bilen birisi. Evet. Bilen birisi var. Bilen birisi var. Gözüküyor. Dün akşam abi telefon şeyini yaptın ya dedin, rastgele çevirdin. Ses geldi. Sesten şimdi mesela kör bir adam ben Allah'ı bilmiyorum diyemez. Veya duymayan ben Allah'ı bilemem diyemez. Görmeyen diyemez. Kokusu olmayan, ben mesela bir tanıdığım var, koku hissi yok adam. Ben koku almıyorum diyor. Ama demek ki bu verilen hisseler hepsiyle, yani eksik olması falan, tam olması daha geniş manada görebilir. Az olmasında görmezse bir kayla gene görür yani. İşte Manisa'dan aradılar, kim aradı bilmiyorum, nereden bulmuşsa bilmiyorum. Ben dedi yeni geldim dedi, telefonu oradan birisine aldım dedi. Ondan sonra yoldayken aradı, yatamıyorum dedi. Yeni gelmiş Manisa'da o kardeş.
adını da unuttum. O misalle yatamıyormuş böyle. Başmati neymiş? Dedim ya misalde. Şimdi bir tane telefon gelse, ekranda gözüküyor. Artı 33, Fransa. Artı 49, 0049. Artı 90, Türkiye, değil mi? Şimdi ekranda gözükse dedirmiştim. Bak bir şey anlatayım, o nedir bak. Telefon gelse, Allah Allah tanımıyorum ama. Efendim, İngilizce ve Türkçe söyle konuştu. Şimdi ben bunu tanımıyorum. Bir Brezilya'dan gelmiş. 39'u biliyorum. 33'ü biliyorum Fransa'yı. Almanya'yı biliyorum ama Brezilya'yı bilen var mı? Kodunu bilmiyoruz. Telefon kodunu bilmiyoruz. Bir telefon gelse. O baktı ki Şili'den gelmiş. Ben bilmiyorum. Halo falan konuştuk. Şimdi tanımadığım bir memleketten tanımadığım bir telefon gelse, tanımadığım bir insanın sesini alsan, bu insan var mıdır, yok mudur, şüphe eder misiniz? Sesini, alo nasılsınız, iyi mi? Ya yanlış mı oldu? Tamam. Demek ki bana yanlış da çevirenler var. Bir dakika kardeşim kapatma, ha, yanlış oldu kusura bakma. Bir dakika kardeşim, beni çevirdiğine göre dedim. Bir dakika, Allah seninle görüşmemi istiyor demektir. Bir dakika dedi, nereden çıkarttın? Tesadüf yoktur dedim. Beni çevirdiğine göre kimsin? Bak ben şuyum falan, siteni sevim falan. Ne ben dedim şu işi yapıyorum, panik verdim, mutlaka bir takayım diye. Adama bir takılıyoruz yani, bir şey anlatayım diye. Yani toparlıyorum. Tanımadığım bir telefonla, tanımadığım bir memleketten, tanımadığım bir insanın sesini telefonla, sif sesini, dikkat et, sif sesini duysan, o insanın varlığından şüphe eder misiniz? Hayır. Hayır. Değil mi? Aynı bunun gibi ruh telefonunda tanımadığın bir memleket, tanımadığın bir ses, telefon denilen ruh da beka istiyor. Ses konuşuyor. Bundan ses geliyor. Bastık ses buradan geliyor. Bu insan mıdır? Değil. Ama insan gibi konuşuyor. Konuşturuluyor. Bak şimdi bu insan mıdır? Değil. İnsan gibi konuşması insan mıdır? Değildir. Ha, bu tanımadığım bir telefonla, tanımadığım bir memleketten, tanımadığım bir insanın sif sesini duyarsam, ondan şüphe etmezsem, benim ruhumda, ruh ekranında tanımadığım, daha önce görmediğim bir memleketin bir frekansı geliyor. Beka istiyorum. Buranın telefonu değil. Beka istiyorum. Evet istiyorum. Sonsuzluk istiyorum. Şimdi bu ruh ekranında gelen bu seslerden de sen kaynağından şüphe etmemen lazım. Buradan çıkan adamın sesinden böyle bir memleketin ve böyle bir adamın varlığından şüphe etmezsin. O zaman bu telefon ekranında tanımadığın bir memleketten ve tanımadığın etrafında olmayan bir arzu sesi geliyor. Arzu, konuşma, beka, ebed. O zaman böyle bir memleketten de şüphe edemezsin. Vücut ekranından. Evet, ruh. Yani telefondan kasıt beden. Evet. Buradaki kasıt ruh, program. Ekranda adam konuşuyor. Ama o sevgilim falan bunu öpüyor musun? Yok, insan değil ki. Ama insan gibi konuşuyor. Ahirette dünya değil ama dünyada konuşuyor. Bu insan değil. Ama insan gibi konuşuyor. Ahirette dünya değil ama dünya lisanıyla konuşuyor. Meyil, iştiyak var ahirete, beka var ahirete, evet arzusu var. Var mı yok mu? Ve konuşuyor birisi bizimle. Şimdi bu sesi duyuyor musun? Bu sesin sahibinde nasıl şüphe edersin? Ya abi diyor tepeme ateş bastı diyor. Anladın mı? Bu nasıl bir şey diyor ya? Ömer, Murat duydun mu? Duymadım abi. Duyma, bir daha anlatamayalım. O çok ilginçti. Ha? Videodan izlesin abi. Evet. Ya şey haşir. Çok ilginçti. Hakikaten dedi ya. Dedi ki ya ben dedi biraz hayal gibi geliyordu dedi. Ahiret kesin dedi abi dedi. Evet bana da öyle geliyor dedim kesin. He, ahiret kesin. İnan bana öyle geliyor kesin. Abi. Sahilden gittiğimiz zaman Bergama Körfez tarafına radyolu oynuyor sürekli. İster istemez hep Yunan frekansları giriyor bizim radyoya. Şimdi benim vicdanım da kapanmıyor. Sürekli bir ahiret frekansı
yayında. Yani içinde bir yayın var, bir hat var. Bunu kapatmak mı, beslemek mi veya çektiği yerde sabit kalmak mı, bunun mücadelesi herhalde bir duvarlıktır. Ben yanlış frekansları yapıyorsunuz. Yanlış frekanslarımız bu. Şimdi radyoda Yunan konuşuyor, Yunanca. Türkçe'de konuşuyor değil mi? Ay, ben açmışım normal kendinle ilgili bir FM'i. Tık diye oradan... Viraj değiştirince tabi Ege'yi... Virajı dönüyorum böyle. Yunanistan gidiyor. Yunanistan gidiyor hatta. Tamam. Bu da işte ders namazdasın. Girdin Türk FM'i şey yapıyorsun. Allah'a bekler. Tamam. Ay baktın ki Yunan FM'i girmiş. Abi dün dediğin gibi var. Nefis Allah seni arıyor dedin ya abi. Ne dedim? Allah seni günde beş. Evet Allah 70 defa arıyor seni. Günde. O da çok acayipti ya. Evet. Şimdi Allah 70 defa arıyor. Sen de diyorsun ki telefonla. Telefon diyor ki ya Rabbi aradığın telefona ulaşılamıyor. Veya arıyorsun ya Rabbi aradığınız telefon başkasıyla görüşüyor. Kişi. Veya ya Rabbi aradığın kişi kaplama alanının dışında, senin dışında. Aradığınız kula ulaşılamıyor yani. 4 5. Ya Rabbi aradığın kişi meşgule attı seni. Veya ya Rabbi aradığın kişiye ulaşılamıyor. Ya mobil kapalı ya kapsamanın dışında. Yani dinin dışında. Ama bu öyle bir Allah ki ben olsam var ya o zat biliyor ya beni. Allah ben yalan mı konuşuyorum? Seni 10 defa atardım çöpe. Ulan kapsamanın dışında yok seninle görüşmek istemiyor yok. Meşgul atıyorsun. Bilmem, meşgul atıyor. Bir de şey benim gibi. Atıyorsun ona bir de ararım ben seni. Telefonu silerdin yani. Yani bir şey yapardım yani. Ama Allah senden ümidi kesmemiş. 70 defa arıyor seni. İhtiyacın var mı abi? Telefon ediyor müşteri. Açmıyor. WhatsApp'tan yazıyor. Olmuyor Viber'den yazıyor. Olmuyor mail atıyor. Aynı telefona her kanaldan gelmeye çalışıyor. Biz de daraldık mı? Vaktinde açmadığımız telefonu aman Allah'ım diye aç diye. Ya, yırtılıyor. Elhamdülillah. İyi ki Allah var değil mi onun? Allah'tan Allah var yani. Abi günde 70 defa. Abi 70 defa sabit bir rakam mı? Neye nispeten 70? Yok yok daha fazladır. Yok 77 sayılar çoktuk ya. Devamlı Allah her an bir şendedir. Ya, bilmediğimiz bir şey mi var bu açıdan sordum. Evet evet var da girmek istemiyorum. Allah her an bir şendedir. Allahu Ekber. Allah yani şu anda şöyle diyeyim. Buzda su nedir? Benim varlığımda da esma böyledir. Buz benim, esma sudur. Böyle bir Allah. İnsan Allah'ından gurur duymaz mı? Allah'tan gurur duyar yani. Böyle bir usta. Elhamdülillah. Sanatkar. Abi bu suyu açar mısın biraz? Buz su. Uzun bir süre. Yok şu kadar. Buzdan suyu alırsa, adı neydi? Ali. Ali. Buzdan suyu al, buzdan suyu al. Ne kalır? Hiçbir şey. Bu varlığından esmayı al. Hiçbir şey. O zaman şah damarından daha yakındır. Yani Allah size, sizden daha yakındır. Buza diyoruz ki, ey buz zerresi, ey buradaki buz zerresi, zerreler ya. Sana şuradaki zerre, şuradaki zerre, yapışık zerreden daha yakındır su. Nerede canım? Nerede ya su? Bu zerresi akıllı olduğunu düşün. Bir zerre, bir zerre, zerre, zerre. Zerreler arasında bak akıllı ol, bu zerre sana daha yakındır. Allah kula sonsuz yakındır demek, su buza sonsuz yakındır gibidir. Yani ne demek sonsuz? Onu kaldırdığın zaman kendisi yok oluyor. Matematik bu. Su buzsuz, buzsuz. Bak, yani buzdan suyu kaldırırsan, eğer bir şey ki ortadan kalkarsa, sıfatı da yok oluyorsa, ona sonsuz yakındır demektir. Yani varlığı onun varlığıyladır. Devam. Ya ne güzel ya. Güneşin aynadaki tecellisi. Evet. Her an güneşe bağlı. Devam her an bağlı. Evet. Sonsuz yakın. Bir anda böyle kes değiştirse. Güneş dediği zaman yok olur. Karan, evet. Devam edeyim. Bu hadsiz mevcudatta olan tahavulat,
bir ve daha ispat ediyor ki bu ne? Bir muvazene dedik, bir mizan, bir de tevzin hükmediyor. Bir ve daha ispat eder ki bu üç tane şey, bu hadsiz mevcudatta olan tahavvulat. Tahavvulat? Yani değişme ama bir güzele hamile her şey. Daha güzel bir işleve. Tahavvulata, yani yumurta tavuğa, çekirdek ağaca, tahavvulat ve varidat ve masarif, edilen masraflar. Her bir anda umum kainatı görür, nazarı teftişinden geçirir bir tek zatın mizanı ile ölçülür, tartılır. Yani bu kainattaki tahavvulatlar, kainattaki varidatlar gelir, kainata edilen masraf. Mesela bak, bugün senin yaşaman için yapılan masrafa bak. Güneş lazım. Binbak yapıyor. Adı neydi? Özür dilerim. Kemal abi. Kemal. Kemal'im. Böyle edile masrafa dedim, böyle yapıyor. Her bir nefes için Allah lazım değil mi Kemal? Git onu astım hastasına sor. Hava dünyanın 23 derece 27 dakika eğimi, 1666 kilometrede dönüşü, güneşin dönüşü vesaire ya. Yani bugün bize edilen, benim yaşamam için edilen masrafa bak. O abi ben herkesle beraber. Hayır, bir sen yaşasan da aynı masraf lazım. Bütün insanlar da yaşasa aynı masraf lazım. Ya şu varid, şu masrafa bak. Sana edilen masrafa bak. Ne kadar masraf edilmiş. Bir de her şey o kadar abi böyle şeyde yaratılmış ki yani hikmetinin en uç noktasında, yolda gelirken de konuştuk bir sonra. Yani güneş, şimdi evde bir şey olsa ya şunu değiştirelim, şu olsun, bunu değiştirelim. Yani hiç biz güneş üçgen istemedik abi ya. Yani bir değişse de güneş üçgen olsa da... Artık bıktık ya yuvarlaktıktan demedik. Yani çünkü ihtiyaç en uç noktada hitap ediyor. En son değil mi? Hayır. Hani bak, bir şey böyle hitap etmediği zaman işte temsil veriyorum. Bir araban var, bu bana hitap etmiyor, dar geliyor. Kasalısını alırsın veya minibüsünü alırsın. İhtiyacına göre, onda öyle bir şey yok. Havada bir değişim istemiyoruz. İşte kışın geçen o espri yaptım. Nane limonlu olsun ama. Yazın karpuz çilekli falan. Öyle bir şey yok yani. Hiç öyle düşünmedim. Bu abimiz kendi ismini kainattan gösterdi abi. Kemal. Ne? Kemal. Ha. Çok da güzel. Kemal. Evet. Allah Allah. Böyle hiç düşünmedim. Hava naneli ve kışın değil mi? Gürbe iyi gelir abi. Nane limon. Şartlar. Asfaliyeler kilitlendi. Her şeyi duydum ama öyle bir şey duymadım. Facebook'a hakikaten acayip olurdu değil mi? Abi nasıl orada hava İzmir'de? Bir de şeyler atsın. Abi naneli burada. Ben de limonluyu çok seviyorum abi. Burası limonlu. Abi bazen savunmaya gidiyoruz da böyle şeye közün üstüne nane atıyorlar azıcık. Atınca tavuk içeride o naneli hava oluyor abi. Açılıyoruz. Bir gün fazla atmışlar, gözlerimiz sulandı, dışarı çıktık. Allah en iyisini yapıyor değil mi? En uç nokta abi. En uç nokta. Kemal noktada. Bir de abi şey geldi benim aklıma şimdi, hani 1 ile 7 milyara yapılan masraf aynı ya. Evet. Abi demek ki bu şükretmeyen zındıka, kafir vesaire. Abi ultimize yaşıyor galiba bunlar. Bizim vergiden kesiliyor. Öyle geldi abi. Emekli olanları, çalışanlardan kesildi. Evet. Allah Allah. Oh, düşündürdü ya. Bana bu yetti ya. Elhamdülillah. Şimdi Necmi abi geldi aklıma abi de. O durur durur. Allah Allah! Öyle yapacağız zannettim. Şimdi bir şey daha söyleyeyim Hasan. Geçen akşam konuşurken o aklımıza geldi de ders esnasında. Az evvel dediniz ya işte göz duyusu kulağın işine, kulak gözün işine karışmıyor. Hepsi vazifesinde. Bu da tam değil de onun için. Ama orada başka bir Cenab-ı Hakk'ın lütfu daha var. Bunu biraz esprili yaşanmış bir hadiseden anlatayım. Bizim Hilmi abi. Kayınpederinin gözleri görmüyor abi. Bu nişanlıyken nişanlısı evde, kayınpederi evde. Bu gidiyor eve. Bak çıt diyor ya, parmak çıtlaması bile ses çıkarmadım diyor. Hani hiç baş başa kalmıyoruz, bir konuşalım. O 30 sene önce falan zor biliyorsun görüşmeler. Bir konuşalım dedim diyor.
Daha diyor kapıdan girdim, Hilmi hoş geldin dedi. Aa, bu görüyor dedim ben. Bu demiş gör değil. Şimdi burada dün kokulardan bir şey konu işlendi de her insanın kokusu da bir alamet-i farikaymış. Evet, kimliktir ve kişiliktir, ayrıdır. Aynen, teşavvuf, teşavvusat diye geçiyor şeyde, 30. sözde. Şimdi oradan çıktık yola, orada açıldılar aklıma. Yani o zatın gözlerinin görmemesi koku algısında inkişaf ettiriyor abi. Yani bir taraf düştüğünde diğer taraf inkişaf ediyor. Vay. Kimisi seste, kimisi kokuda. Mesela değil mi, köpek de öyle. Evet. Köpek ben görmediğime inanmam de. Ben koklamadım ama köpek bile görmediğine kokusuyla giderse, insan kokuyla, gözüyle, sesiyle, diliyle, eliyle, aklıyla, kalbiyle sanatına, sanatkarına, avına gidemezse, varması gerekene gidemezse, ayıp olmuyor mu diyorum yani, kıyas etmeyeceğim de. Bugün şeye gittim, hastaneye, kan alacaklar. Kan damarları belli değil. Bir glukonla baktı. Kan damarını arıyor, bu kolunu bıraktı, öbür kolunu açtı. Damar yok. Böyle damar orada da yok. Bu sefer sık dedi, sıkıyor böyle. Tamam, ama şurayı deldi değil mi? Orayı deldi zaman eliyle buldu, el gördü, göz görmedi. Hmm. Eliyle onu gördü, oradan soktu, tak kan, aldı kanı yani. Et kaşınmayı da el görür ya, göz görmez. Yani. Bazı peki, evlerde göz vazifesi görüyor. Öyle, doğru. Yoksa balıklardan bir balık. Yani kainatta her bir anda umum kainatı bu hadsiz mevcudatta olan tahavvulat bir. İki varidat bitireceğim. Tahavvulat bir. İki varidat gelir. Üç masarif. Edile masraf. Her bir anda kim yapıyor bunu? Her bir anda umum kainatı görür. Nazarı teftişinden geçirir, bir tek zatın mizaniyle ölçülür, tartılır. Niye? Yoksa balıklardan bir balık, bin yumurtacık ile ve nebatattan haşhaş gibi bir çiçek, 20.000 tohum ile ve sel gibi akan unsurların, elementlerin, İnkılapların hücumuyla şiddetle muvazeni bozmaya çalışan ve istila etmek isteyen esbab başı boş olsalardı. Veyahut bunlar maksatsız serseri tesadüf ve mizansız kör kuvvete, bak serseri tesadüf, tesadüf serseridir, mizansız kör kuvvete ve şuursuz, zulmetli tabiata havale edilse, o muvazene-i eşya ve muvazene-i kainat öyle bozulacaktı ki, bir senede, belki bir günde hercümerç olurdu. Yani, bitiriyorum, iki satır kaldı ama bunu mutala edeceğiz beraber, bitiyor. Yani deniz karma karışık şeylerle dolacaktı, taafun edecekti, taafun kokacaktı. Hava gazat-ı muzira ile zehirlenecekti. Zemin ise bir mezbele, bir mezbaha, bir bataklığa dönecekti. Dünya boğulacaktı. Yani tefsir işte. Bak, وَاِمِنْ شَيْءٍ İlla indena hazainuhu, hazainuhu ve ma nunezzilum illa bi kaderin ma'lum. Bak nasıl? Hayatın içerisinden tefsir ediyor ayeti. Hayatın. Allah, hay Allah. Evet. Burada kesiyorum. Sana bir dua edin abi. Evet. Ya Rabbel Alemin, okunan derslerden, yapılan dualardan, istenen arzu ve meyillerden ya Rabbi hasıl olan ecir ve sevabı evvelen ve bizzat fahri kainat Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimizin ruhu alilerine hibe eyledik vasileyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin,
Peygamber aleyhissalatü vesselamla Adem aleyhisselamla arasında ne kadar enbiya, evliya, mücedid, müfessir, mümin ve müminatlar gelmiş geçmişlerse hepsinin de ruhlarını beledik vasileyle ya Rabbi. Peygamber aleyhissalatü vesselamdan bu yana evladı iyali, ezvacı tahirat ve sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in, eğimi muhaddisin, eğimi müştehidin, kutup ve kutbu azamların ve İslamiyet'i elden ele, dilden dile bize kadar gelmesine vesile ve sebep olanların ruhlarını da belirttik vasileyle ya Rabbi alemin. Ya Rabbi, bize vesile olanları, bizim bu davaya tanımamıza sebep ve vesilelik noktasında emeği geçenlerin de ruhlarını da hibe eyledik vasileyle ya Rabbi. Allah'ım İslam'a ve Kur'an'a hizmet edenleri âli eyle, ruhlarını kamil eyle, evladı iyallerinden İslam'a hadimler yetiştir. Ya Rabbi ve ya Rabbi semavati vel aradin, ya haliki ve ya halike külli şey, gökleri yıldızları ile, zemini müştemelatı ile, bütün mahlukatı bütün keyfiyetiyle tesir eden, kudretinin, iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefsimizi bize musahhar eyle, matlubumuzu bize musahhar kıl. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini Risale-i Nur'a musahhar yap. Ve bana ve ihvanıma imanı kamülü husn-ı hatime ver. Hazreti Musa aleyhisselama denizi, Hazreti İbrahim aleyhisselama ateşi, Hazreti Davut aleyhisselama dağ demiri ve Hazreti Süleyman aleyhisselama cinni ve insi, Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselama şemse kameri tesir ettiğin gibi Risale-i Nur'a kalpleri ve akılları musahhar kıl. Ve bizi ve Risale-i Nur talebelerini nefis ve şeytanın şerrinden, kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle. Amin. Ve cennet-i firdevste mesut kıl. Amin, amin, amin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimun hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. Ya Rabbi içimden gelerek bunu söylüyorum. Ayet-i kerimede buyuruyorsun ki Allah'ın evlerini, camileri, mescitleri, dergahları, yani Allah'ı anılan, tesbih edilen, yüceltilen yerleri ancak Allah'a iman edenler yaparmış. Bu hakikatına bizi mazhar eyle ya Rabbi. İmanımızın teyidi ve senedi olarak ahirette önümüze çıkmasını nasip eyle ya Rabbi. Dershanelere zerre kadar emeği geçenlerin iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.